Hepiniz Gel Bizden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tandırda pişi nasıl yapılır onu görmüş olacağız. Biliyorsunuz hep evde yaptığımız bir şeydir ama biz köyde ekmek yapmışken yanına da pişi yapalım dedik ve ben de bunu tabii ki kaçırmadım ve videoya aldım. Tarifiyle birlikte tüm malzemelerini de yine açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakarsınız. Hepinize iyi seyirler. İlk önce unumu elerek başlıyorum. Zaten size demiştim, biz ilk önce tandırda ekmek yaptık. Bir kısmıyla pişi yaptık. O yüzden şu an ekranda görünen miktarlar çok fazla gibi görünüyor. Ben size normal bir 5-6 kişilik pişi nasıl yapılır, bunun için ne kadar malzeme gereklidir, dediğim gibi açıklamalar kısmında yazacağım. Eledikten sonra içerisine tuzu ve mayayı ekliyorum. Ardından ılık suyumu yavaşça içerisine ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Şimdi bu su mevzusu onun markasında dahi değişebiliyor. Aldığı kadar su diyeceğim arkadaşlar. Ilık olması önemli. Hamurunuzun kıvamını da zaten göstereceğim size. Bu kıvama gelmek için ara ara suyunuzu ekleyerek yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Suyumu yavaşça ekliyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Bu arada size demiştim videonun başında, bu kadar malzeme kullanmamızın nedeni tandırda ekmek yapmamızdı. Onun da videosunu geçen haftalarda yüklemiştim size. Yukarıya bırakacağım, eğer izlemek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hamurumu güzelce yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamuru son olarak toparlıyorum arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı şekilde gördüğünüz gibi olacak. Toplama işlemim bitti. Kapağını kapatıyorum. Ardından battaniyelerle üstünü kapatacağım ve hamurumu mayalamaya göndereceğim. Ortalama 1 saat kadar bir süre mayalanacak. Saatin sonunda hamurum mayalandığı şekilde görüyorsunuz. Yine taşan kısımlarını toparlıyorum ve artık tandırın olduğu kısma geçebiliriz. Hazır tandır da yakmışken etrafı size göstermek istedim. Bir yandan da hamurumla pişilerimi hazırlamak için bezeler oluşturuyorum. Bezemi açtım. Şekilde gördüğünüz yuvarlaklıkta olsa yeterli. Daha sonrasında ortaya bir küçük delik açıyorum. Ardından kızan yağımın içerisine ekliyorum ve pişilerim hazır olmuş oluyor. Zaten size şu anda gösteriyorum. Gerçekten enfes bir tarif. Thank you.
Evet arkadaşlar, pişi videomuzun sonuna geldik. Zaten birçoğumuz sabah kahvaltısında pişiyi yapıyoruz. Benim burada size göstermek istediğim tandırda biz nasıl yapıyoruzdu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.